Abi bize vakit ettiğin için ilk olarak teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Silivri'nin mümtaz simaları ile ilgili bir yolculuğa başladık. Şehrin Simgeleri projemizin adı. Hayırlısı olsun. Her yıl bir tane yapmayı planlıyoruz. Bu üç ismimiz var. Onların hayatına dokunduğun yerler olduğunu biliyorum. Evet. Özellikle Ercan abi. Ercan. Ama diğer işte Cahit amca hepimizin gençliğine dokundu. Evet. Onlarla ilgili fikirlerini almak istiyorum ama ilk olarak Ercan abiden bahsedelim. Ercan abi Silivri siyasetinde renkli bir sima. Evet. Bağımsız adaylıkları oldu. Tek başına arabasını yıkar, kullanır. Mikrofonuyla da isabet. Akışı biter. Anlaşılıyor yapar. Ama bunların yaşanmasında senin büyük katkıların olduğunu biliyorum. Nasıl tanıştın ilk olarak Ercan abiyle, oradan başlayalım? Ercan abiyle yani ben herhalde 8-9 yaşındaydım. 8-9 yaşındayken benim amcamın bir kuaför dükkanı vardı. Sağ olsun Gürcan abi var. Onunla Gürcan abi sayesinde tanıdım Ercan abiyi. Oradan öyle bir abi kardeşliğimiz oldu. Zamanla işte zaten hepimiz Silivri'de yaşıyoruz. Silivri'de yaşadığımız için de işte yolda karşılaştık. Yani belli yerlerde, belli ortamlarda buluştuk. O şekilde öyle bir abi kardeşliğimiz oldu. Sonra da bu tek başına kullandığı arabayla o anons sistemini yaptığını biliyorum ben. O nasıl gelişti? O nasıl gelişti? Şöyle, seçim dönemiydi. Seçim döneminde araçlar gelmeye başladı. İşte o zaman Hüseyin abi, İşte Özcan abi, hepsinin arabalarını yapıyoruz. Bir gün Özcan abi yanaştı dükkanın önüne. Selam dedi, ben dedi adayım. Allah Allah dedim, nasıl yani abi? Adayım ya dedi. Ama dedi benim yani yapacak ne hoparlörüm ne şeyim, arabayı bile dedi emanetim. Arabaya bir bakınca, yani şu anda koskoca büyük otobüsler yapıyoruz, minibüsler, normal araçlar yapıyoruz. Ben şaşırdım. Sonra kendi kendime dedim ki ne yapabilirim, ne edebilirim, nasıl yardımcı olabilirim? Ercan abi zaten o da geldi dedi ki Aytaç'ım dedi ben sana arabayı bırakıyorum sen dedi nasıl istiyorsan dedi o şekilde yap. İşte biz buradan hemen yine aynı normal diğerlerine hangi konsepti yapıyorsam ben Ercan abiye aynı sistemi kurduk ettik. Şeye geldiğimde arabanın en son kaputu açıp bir elektrik almam gerekiyor. Arabanın aküsünün hatta yani şöyle bir şey söyleyeyim hani yerinde olmadığını farklı bir yerde olduğunu falan gördüm. Ondan sonra neyse biz işi bitirdik işte buradan. Çıktık marşa basıyoruz. Kimse yok. Yani çalışmıyor, etmiyor. İşte takviye falan. O şekilde süreç öyle devam etti. Ercan abi sağ olsun. Yani seçim döneminden çok bizim buradaydı. Hep gelirdi işte sesi beğenmezdi. Onun sesi daha çok çıkıyor. Bizimkini yaz çakıyor. Hadi biz ona hep böyle gönülden bir abi gibi, bir kardeş gibi ne gerekiyorsa elimizden her geleni yaptık. Ve bizi acayip mutlu etti ama yani. Çünkü o hem Silivri için hem de bizim için yani. Buraya geldiği zaman arkadaşların hepsi diğer otobüslerden inip direkt Ercan abinin arabasına bakıyorduk böyle hep beraber. Ya bu şekilde oldu. Ercan abi o arabayla mehter marşlarıyla bilmem neler. Tabii zaten seçimde herkesten çok farklı. Çok böyle başka. Hatta biz Silivri'deki mitingini falan şey yaptık. Ses düzenini kurduk. Büyük. Hani ona... Ekstradan. Bizim de hoşumuza gidiyor. Bizi eğlendiriyordu yani. O seçimin çok renkli yüzüydü. O mitingde onun anlattığı bir hatıra var. Böyle konuşurken birden coştum diyor. Hani diyor, dişler takma ya. Evet, evet. Evet, onu biliyorum. Yani o bambaşkaydı ya. Ercan abiyi gerçekten çok seviyoruz. Yani o günkü değeri neyse bugünkü değeri de hep aynı şekilde. Yani hala bizim abimiz. Kadar. Bir diğer ismimiz de Cahit amca. Evet. Çocukluğumdan ben hayal meyal hatırlıyorum. Mutlaka Hı-hı. sen de hatırlarsın. Evet, evet. İşte kurulmazdan evvel böyle bir mezbelilik gibi bir yerdi. Evet. Aslında büyük bir cengaverlikti Cahit amcanın yaptığı. Hele bugünkü halini görünce büyük bir destan. Nasıl değerlendiriyorsun Cahit amcanı? Cahit amcayı biz okula, o zaman ortaokul liseye giderken Küpeşte'ye giderdik. İşte Küpeşte'den hep bilirdik Cahit amcayı. Cahit amcanın benim bildiğim sabit yeri vardı. Yani orada ne zaman bir arkadaşımızla veya işte bir eşimizle, dostumuzla gittiğimiz zaman hep çizgisi, duruşu, her şeyi aynı şekilde. Yani hem Silivri'ye gerçekten Küpeşte'yi de kazandırdığı için ben mesela İstanbul'a da gittiğim zaman hemen Küpeşte diyorlar. Yani direkt yani hem Küpeşte'yi marka haline getiren hem de aynı zamanda yani Silivri'ye değer katan
abilerimizden, amcamın. Var mı 3-5'ten hatıralar arkadaşlarla? Çok var. Yani hangi birini söylesem, yani hangi birini söylesem şu an hatırlayamıyorum yani. Çakkınlıklar. Estağfurullah. Yok, şimdi artık evlendik. O yüzden dolayı işte hangi birine anlatsam diyorum. Ali abi hakkında var mı? Ali abi, Ali abiyle çok iyi tanışırız. Yani çok her gördüğünde gayet, o da çok babacan, sevgi dolu, böyle matrak, hani bizi güldüren eden Ali abi. Yani Ali abiyle çok fazla, çok iyi tanışırız ama çok fazla böyle sohbetimiz, muhabbetimiz olmasa da ben onu gerçekten çok seviyorum. Gerçekten çok düzgün. Genelde böyle hani ben onu şeyden, gazeteden okurum veya işte Facebook'tan takip ederim. Hep böyle karşılıklarıyla, ondan dolayı böyle çok hoşumuza gider. O da Silivri'nin gerçekten, yani biz hepimiz doğup büyüme buralı olduğumuz için yani en önemli isimlerinden, bu üç isimde yani. İşte Cahit amca olsun, işte Ali abi olsun, Ercan abi olsun. Yani gerçekten Silivri'nin hepsi çok değerleri yani. Evet, son olarak Cahit amcadan, Küpeşe'den bahsettik ama yine hatırlarsın mutlaka, Silivri'nin ilk diskosu Amca Bey. Evet, Amca Bey. Amca Bey. Evet. Şeydi. Gittin mi hiç Amca Bey'e, var mı oradan bir şey? Sağ olsun o zamanlar Cem abi. Bana çok büyük jest yaptı. Cem abi bilirsiniz, çok prensiplidir, çok şeydir. O zamanlar Amca Bey'e çok gittik. Arkadaşlarım geldi İstanbul'dan oğlu. Ben doğum günümü Amca Bey'de yaptım o zamanlar. Evet, rica ettim Cem abiye. Dedi bizim böyle bir konseptimiz yok. Kesinlikle olmaz dedi. Sonra biraz daha ısrar edince ondan sonra sağ olsun o da kırmadı. Boş bir gündü zannediyorsan o gün. Biz kapattık kendi arkadaşlarımızla. Yani Silivri'deki işte herkesin birbiriyle muhakkak bir anısı vardır. Çünkü Silivri gerçekten İstanbul'un en iyi ilçelerinden, en kaliteli ilçelerinden bir tanesi. Keşke işte o her şey eskisi gibi olsa da, o eski günlerdeki gibi herkes dışarıya çıktığı zaman merhaba, merhaba, merhaba. Yani büyümesi de bizim için artı avantaj, büyümesi de dezavantaj. Ama eski Silivri çok daha iyiydi yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hem beni bu yayına, programa aldığınız için, hem de abilerimizi de tekrar bir üzerinden geçmiş olduk. Herkese selamlar. Evet, çok sağ olun. Süper.